göstereceğim. Yani başlangıcını göstereceğim. Ben bitirdim, dikişini de size gösterdim. Ben gece ördüğüm için çekim yapamadım arkadaşlar. O yüzden zaten çok basit örümü. Size farklı bir renkte, hani siyah da çok belli olmuyor diye farklı bir renkte örümünü göstereceğim. En sonunda bunun dikişini göstereceğim. Dikişini birlikte yapacağız. Şimdi şapkamızın yapımını birlikte görelim. Ondan sonra devam. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Birlikte yaparsak olur diyoruz ve ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Şimdi şöyle yeşil bir ipim var. Size o, bu renkte göstereceğim. Arkadaşlar sayıları sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine göre muhakkak değişecektir. Ölçerek yapın. 27 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Şimdi ikinci zincirimden itibaren 17 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 16 ve 17. 17 tane sık iğne yaptım. Şu 18.ye sık iğnemi, ilmeğimi şöyle kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip dönüyorum. Bulo yaparak 18 tane şu kaydırdığım sık iğne ile birlikte 18 tane sık iğnemi örüyorum. Bulo yaparak arkadaşlar. Sadece hep arka loblarından öreceğiz. Bu şapkamız hep bu şekilde örülecek. Düz sık iğne olarak hiçbir şekilde almıyoruz. Ortadan girip arka lobunu örüyorum bakın. Unutmayın. Şekilde. Yani biliyorsunuzdur ama yine de bakın şöyle bütün örmüyoruz. Şuradan ortasından, ilmeğin ortasından giriyoruz. Sadece şu arka lobunu örüyoruz. Bütün şapka bu şekilde örülecek. Şimdi bakın sona kadar geldim. Sonda bir tane kaldı. Bu sonuncu sık iğnemi blo olarak almıyorum. En son yani şu uç kısımda kalacak olan sık iğnemi normal sık iğne olarak bütün olarak alıyorum. Bu şekilde. Sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim. Döndüm. Yine blo olarak devam ediyorum. İlk sık iğnemden itibaren. Üç. 4, 5, 6, 7, 17 ve 18 tane sık iğnemi blo yaparak bakın ördüm. Şimdi şuradaki zincirimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Zincirden devam ediyorum bakın.
Bir tane sık iğne yaptım. Yanındaki zincire de yine bir tane kaydırıyorum. Bunu da kaydırdım. Zincirimi çektim, geri dönüyorum ve hemen ilk sık iğnemden itibaren bulu yaparak 20 tane oldu. Şimdi 2 tane daha yaptık burada. Bir tane sık iğne, bir tane kaydırarak 20 tane sık iğnemi bulu yaparak örüyorum. 1 2 3 18, 19, 20.ye yine bütün sık iğne olarak yapıyorum. Yani son sık iğnemi yine bütün yapıyorum. Bakın. Buranın düzgün durması için. 20. sık iğnemi yaptım. Bir zincir çektim. Döndüm. Şimdi 20 tane bloğumu yapıyorum yukarıya kadar.18, 19 ve 20. sık iğnemi yaptım. Yine şu zincirin üzerine bakın. Sıradaki zincirin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. İki tane daha ilave etmiş olduk. Zincirimi çekip dönüyorum. 22 tane blo yapacağım aşağıya kadar. Tüm sık iğnelerimi blo yapıyorum. Sıramın sonuna geldim. Yine bunu en sonuncuyu bakın bütün alıyorum. Bunu unutmayın. Şuranın sağlam durması için. Geri döneceğim. 22 tane sık iğnemi yine blo yapıyorum yukarıya kadar. Yirmi bir ve 22. sık iğnemi de blosunu yaptım. Bakın tekrar zincirime geldim. Zincirime bir tane sık iğne, bir tane kaydırma yapıyorum. Tekrar dönüp aşağıya kadar sık iğnelerimi blo yapıp geleceğim. Şimdi 24 tane oldu sık iğnemiz. Yani her yukarıya çıkışta 2 tane daha ilave etmiş oluyoruz. Bu benim şapkam değil. Kendi tasarımım olan bir şey değil. Uyarlama arkadaşlar.
Şimdi bu dilimi bitireyim. Size büyüklüğünü aslında ilk başlarken gösterseydim. Hani bebeğinizin kafasına göre nasıl ölçeceğinizi. Ama şimdi anlatırım. Bu dilimi bitirelim. Bebeğinize nasıl uyarlayacağınızı anlatayım. Yani ben de başka bir sitede gördüm. Hatta bunu saç olarak yapıyorlar arkadaşlar. Pinterest'te falan görmüşsünüzdür. Bunu saç olarak yapıyorlar. Daha önce ben izlemiştim videolarını. Zincirimi çektim, geri dönüyorum. Yani saç da yapabilirsiniz. Bebeklerinize bunu. Peruk şeklinde saç yapıyorlar bundan. Yukarıya kadar bloğumu tamamlayacağım. Bakın yine tekrar üste geldik. İki tane sık iğnemiz kalmış. Son kez. Bir tane sık iğne, bir tane kaydırma yapıyorum. Kaydırmamı yaptım. Zincirimi çektim, döndüm. Aşağıya kadar tüm sık iğnelerimi örüyorum. Bulo yaparak yine. Bu ilk şeyi tamamlamış olduk aslında. İp yetecek zannetmiştim size göstermek için ama yetmedi. O yüzden şurada bağladım. Bunu kendiniz için de yapabilirsiniz. Bu şapkayı. Aşağıya kadar tekrar örelim arkadaşlar tüm sık iğnelerimizi. Evet. Bakın bu şekilde dilimin bir tanesi bitti arkadaşlar. Şu dilim diye ben sana göstermiştim ya 6 tane 7 tane dilim diye. Bu şekilde bu ilk dilimimiz. Şimdi zincirimi çektim geri dönüyorum. Tüm sık iğnelerimi şurada yine 9 tane kalana kadar 17 tane blo yapıyorum. İlk başladığımız gibi. Şimdi bunu bir zincir düşünün ikinci dilim için. Şurayı zincirimizin başlangıcı düşünün. Şurada başladığımız gibi tekrar şuraya 9 tane kalana kadar sık iğnelerimizi öreceğiz. Ondan sonra bir tane kaydırma yapıp geri döneceğiz. Yani her şeye yeniden başlıyoruz gibi düşünün. 1 2 3 16 ve 17. 17 tane yine ilk başlangıçtaki gibi sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincirim kaldı bakın burada. 9 tane sık iğnem. Bir tane kaydırma yapıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Zincirimi çekip dönüyorum. Tekrar aşağıya kadar 18 tane sık iğnemi örüyorum. Şimdi git gel yapacağım. Şu aşağıya kadar örüp tekrar buraya kadar öreceğim. Ondan sonra size tekrar göstereceğim. Bakın tekrar geldim. Yukarıya git gel yaptım. Yine üsteyim. Şuradaki sıradaki sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane kaydırma yapıyorum. Ve dönüyorum. Aynı şekilde tüm sık iğnelerimi git gel yapacağım. Blo yaparak. Bu dilimi de göstereyim size. Ondan sonra geri kalanlarını sanıyorum
yapabilirsiniz. Şöyle git gel yapalım arkadaşlar. Aşağıya kadar gidip şuradaki skinny'yi bütün almayı unutmayın. Gideceğim şuraya kadar tekrar öreceğim. Göstereceğim size bir kez daha. Evet, gittim geldim. Tekrar yukarı. Yukarıdayım bakın tekrar. Sıradaki skinemin olduğu yere bir tane skine. Bir tane skinemi yaptım. Bir tane kaydırmamı yapıyorum. Zincirimi çekip geri dönüyorum. Yani her yukarıya çıktığımızda iki tane daha bir skine yaparak bir kaydırma yaparak iki tane daha ilave etmiş oluyoruz sıraya skinemizi. Ve bu bizim şu şekilde dönmemizi sağlıyor. Gel yapacağım tekrar arkadaşlar. Bu arada şimdi bunu nasıl ölçtüm? Onu söyleyeyim size ilk yaparken. Şöyle aslında normalde ben biraz kıvırarak yapmayı düşünmüştüm. Şöyle uç kısmını uzun olursa şöyle kıvırarak da kullanabilirsiniz. Şu alnına ilk yaptığımda yani ilk zinciri çektiğimde şurası biliyorsunuz. Şu şekilde şöyle kafasının arkasına şurasına üst kısmına gelecek şekilde önce zincirimi çektim. Denk geliyorum diye şöyle ölçtüm. Bu şekilde bakın. Kafasının tam şöyle kafasının üst kısmının arkasına denk gelecek şekilde yaptım. Yapacağınız bebeğinize zincirinizi çektikten sonra böyle ölçün. Mesela daha küçük kafalarda zincir daha az olur. O yüzden şurada bıraktığınız mesela burada 17 tane skine yapıp 9 tane zincir bırakıp git gel yapmıştım. Mesela 10 tane skine yapıp işte 8 tane bırakırsınız git gel daha küçük bebeklerde gibi. Yani bunu ölçerek ayarlayacaksınız. Şuradaki dönme zincirini de yine siz kendiniz yapacağınız sık iğnenin durumuna göre yukarıda aşağıda bıraktığınızdan birazcık daha az sık iğne bırakarak bu şekilde uyarlayabilirsiniz siz de. Ben böyle uyarladım ölçerek. Sonuçta da bu sayılar çıktı. Yeniden yukarı geldim. Tekrar bunu son kez artık gösteriyorum. Bir tane sık iğne yaptım, bir tane kaydırma yaptım ve geri dönüyorum. Aşağıya kadar sık iğnelerimi örüyorum. Bu şekilde. Tekrar geldiğimde artık sırayı tamamlamış olacağım. İki taneyi
Şu durumda arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5. Şununla birlikte en uzun sık iğne ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5. Şu başladığımla birlikte 6 sıra. O şekilde bitiyor. Zannedersem arkadaşlar şöyle. Diyelim ki 20 tane sık iğne yaptınız. Şimdi ben 27 tane sık iğnenin 9 tanesini burada bıraktım. Yani yarıya yakın diyelim. Burada sık iğne sayısıyla yukarıda bırakacağınız zincir sayısı yarı yarıya olursa, yani 10 tane, 20 tane zincir çekip 10 tane sık iğne yapıp git gel yaparak tamamlarsanız zannedersem şu yukarıda daha az sayı kalır. Yani şu dönme kısmı daha fazla olur. Evet, ben şapkayı bu şekilde yaptım. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bebeğimizin kafasının etrafını dolana kadar 5-6 dilim. Dediğim gibi benimki bakın 7 dilim oldu. Şöyle. Ben biraz geniş yaptım. Duygu bebeğimin saçları çok gür olduğu için çok aşırı derecede sıktırsın istemedim. Tahmin ediyorum 6 tane de biter. Ben 7 tane yaptım dilimini. Ondan sonra da dikeceksiniz. Gösterdim nasıl dikeceğinizi. Yani şöyle çok aşırı derecede sıkı olmasın diye bir dilim fazla yaptığımı söyleyebilirim. Şimdi şöyle tersini çeviriyorum. Şuranın ucuyla ilk önce o iki ucu önce düzgünce birleştireceğim. Şimdi şunu tam alıyorum. Bakın şu sık iğneye tam giriyorum. Şurada dikmiş olduğum sık iğnenin sadece arka yani blosundan, arka lobundan alacağım. Dikiş çok belli olmasın diye. Bu sık iğneyi tam zaten bu zincirle başladığımız yer biliyorsunuz. Şu arkadakini de dediğim gibi şöyle ortasından girip arkasındaki lobu örüyorum. Yani örüyormuş gibi düşünün tığıyla. O şekilde yapıyorum. Bu şekilde tığıyla örerek de yapabilirsiniz. İğneyle de dikebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz. Şöyle girmiyorum bakın. Böyle dikmiyorum. Sadece şu arkasındaki ilmeğin arka lobunu ortasından girip arka lobundan dikiyorum. Aynı örüyormuş gibi. Şöyle bakın belli olmayacak. Yeterince mümkün olduğu kadar belli olmayacak. Şimdi yukarıya kadar dikeceğim bunu. Yukarıdan şurayı toparlayacağım. Şöyle yukarıya kadar anlattığım şekilde diktim. Yukarıya şöyle kapatmak için dikiş atıyorum arkadaşlar. Toparlıyorum. Kapanmazsa ipinizi
Şöyle aralardan geçirip büzdürerek de kapatabilirsiniz ama kapanıyor genelde. Evet, bu şekilde diktim. Dikişini size göstermek istedim. Örülüşü de size anlattığım gibi başlangıçta. Böyle değişik, hoş bir şapka. Bu çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Daha kalın iplerle ve daha zincirlerini çoğaltarak. Gerçekten çok tatlı olmadı mı? Ben çok beğendim bunu, kostümümüzü. Evet, şapkamız da bu şekilde arkadaşlar. Çok teşekkür ederim benimle birlikte olduğunuz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Beğen butonuna basmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.